Kış aylarının kapıya dayanması, akaryakıt, elektrik ve hemen her şeye zam gelmesi gözleri kış aylarının vazgeçilmezleri mandalina ve portakala çevirdim. Kızıltepe sebze haliye esnafı artan fiyatlardan memnun olmadıklarını dile getirdi. Kış kapıya dayandı, havalar soğumaya başladı. Bu aylarda gribal enfeksiyonlardan korunmak için sık sık C vitamini tüketmek gerekiyor. Ancak meyveler cep yakıyor. Kış aylarının vazgeçilmez meyveleri olan mandalina ve portakala yanaşılmıyor. Sadece meyvede değil, havaların soğumasıyla başta domates olmak üzere sebze fiyatları da dudak uçuklatıyor. Sebze hali esnafı kışlık meyve ve sebze fiyatlarının artmasını çiftçinin yaşadığı zorluklara bağlıyor. Esnaf girdi maliyetinin artmasının sebze ve meyve fiyatlarına olumsuz etki ettiğini dile getiriyor. Malı ekenler biraz maliyetli olduğu için hiçbir şey kar etmiyor. Fiyatlar yüksek. Yani bu fiyatların yükselmesi, özellikle yakıtın yüksek olması, kira üreticinin biraz üretmekten vazgeçmesi, tam yüksek maliyet. Yani tarım, yani çiftçi özellikle can çekişiyor. Ama Türkiye şartlarında ekonomimiz iyi olmadığı için tabii vatandaş zorlanır. Lakin masraflar da bir o kadar yüksek. Tabii girdi maliyetlerinin artması önemli bir sorun. Ancak kimi üreticilerse pahalılığı aracılara bağlıyor. Domates olsun, patlıcan olsun, biber olsun, salatalık olsun, bunlar biraz yüksek olur. 1, 2, 3 el değişiyor. Her bir elde 200, 300, 500 oynarsa bu hemen fiyata vurur. Bir domates tüketici diyelim ki bunu ürettiği zaman 3 liraya veyahut bize verdiği zaman 2, 3 el değiştiği zaman bu mal direktmen 4, 5 lira oluyor. Dışarıda bu sefer 7, 8 lira oluyor. 6 lira oluyor.